Sevgili Doğa Türk TV izleyicileri, bir gündem programı ile karşınızdayız. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet 55 bugün huzurlarınızda. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz Başkanım. Allah razı olsun. Sevgili arkadaşımız Hülya 25 oğlu da bize eşlik ediyor. 25 oğlu, 55 oğlu. Yoldaşım, sevgili arkadaşım İbrahim hocamız da uzun süreli bir sağlık problemiyle bizi uzaktaydı ama kırmadı bizi. Bugün bizim yanımızda. Hoş geldin Sayın hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. Daha nice güzel yayınlar inşallah. Sağ olun. Sağlıklı. O zaman ilk soruyla ben başlayayım mı? Ben size soruyu başlattıracağım. Başkanım, bir Ankara teması oldu. Ankara'da bir takım temaslarda bulunduktan sonra çok müjdelerle ilçemize geldi. O konuda şimdi kendisinden bilgi alacağız. Gördüğümüze vereceği müjdeleri paylaşalım diyorsunuz. Paylaşacağız sizinle de. İlk sözü Hülya arkadaşıma veriyorum. Şimdi ben direkt deniz evlerden başlamak istiyorum çünkü orada oturduğum için. İşte, evet. Kentsel dönüşüm var. Nerede yapılıyor? Tarih olarak ne zaman bitecek? Yani aşama süresi şu an nedir? Efendim deniz evler. Ağustos 1999 depremi sonucunda takriben 2 metreye varan bir çökmeye muhatap kalmış ve 200 bin metrekarelik alanı ifade eden bir bölgemiz. Ve bu bölgede o gün itibariyle 600 civarında konutta insanlar yaşamını sürdürmekteydi. Ama asrın felaketi olarak adlandırılan 99 depremi sonucunda zeminin çökmesi nedeniyle Bakanlar Kurulu kararınca afete maruz bölge olarak ilan edilmişti o tarihlerde. Yapı yasaklı alan olarak ilan edilmişti ve oradaki hemşehrilerimizin daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu yaşayabilecekleri yeni konutları inşa edip oraya taşınmalarını sağlayacaktı devletimiz. O günkü koşullarda Yeniköy mıntıkasında bu evlerin yapıldı. Yalnız o bölgedeki, afete maruz bölgedeki hak sahiplerinin tamamı orada konut almak istemedi. Bir kısmı, önemli bir kısmı, yani 100 civarında konut alan oldu, 500 civarında olan da yeniden orada deniz evleri yaşamını sürdürmeye devam etti. Hem afet riski altında olan bir alan olduğu tescillenmiş vaziyette, hem olacak bir depremin tekrar çökeceğinin tescillenmiş olan bir bölgede maalesef yaşam 18 yıldır devam ediyor. Böyle bir çelişki olmazdı mutlaka. Depremin ne zaman geleceği belli olmaz. Ki bu coğrafyada 30 yılda bir ortalama yıkıcı bir deprem oluyor. Şu an yine bir deprem söylendi. Büyük deprem felaketi, beklentisi her an mümkün. İşte biz bu konuda fazla duyarsız kalamayacağımızı ifade ettik ve kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Ve oradaki insanlarımızın daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu yaşayabilecekleri konutların yapımı için de hemen Şirinköy mahallemizde Sivritepe bölgesi olarak ifade edilen alanda takriben 75 bin metrekarelik alanda 541 konutun 14 iş yeri, camisi, altyapısı, doğalgazı, suyu, kanalizasyonu, çevre yolları, yeşil alanları, peyzaj alanları, park alanları dahil ihalesi yapıldı 15 gün önce ve yasal süreç bekleniyor. Takriben 10 gün sonra da yasal süreç bitiyor. Zaten bugün bazı gazeteler, yerel gazetelerimizin bir konu net olarak çıktı. Çok şükür yeni konutlar orada yapılacak ve en kısa zaman içerisinde afete maruz bölgede yaşayan insanlarımız, hak sahipleri konutlara teslim edecek. Sonuç, bir sene içerisinde bitmez. Bitmez Hülya Hanım. Takriben 2 yıl içerisinde, 24 ay içerisinde bitmesini hedefliyor. TOKİ marifetiyle yaptırıyoruz bu evleri. Ama önemli olan şey şu, belirsizliğin ortadan kalkması, oradaki insanların 18 yıldır sürdürdükleri mağduriyetin ortadan kaldırılması, hepsinin de ötesinde, bütün maddi değerlerin de ötesinde sağlıklı, huzurlu, güven içerisinde yaşayabileceği yeni
gruplarında kavuşmalarını bu şekilde biz sağlamış olduk. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Başkanım, ben en son Ankara'dan dönüşünüzde basınımızda yer aldı. 55'ten, Başkan 55'ten gördük için deniz müjdesi şeklinde basınımızda yer aldı. Donanma deniz kuvvetleriyle yapılan görüşmeler sonucunda garnizon içindeki bölümün bir kısmının halka açılacağı şeklinde anladık. Oraya bir proje yapılacağı bu haberlerde geçti. Bu projenin içinde neler var? Ne zaman başlayacak? Ne kadar sürecek? Kısaca özetleyeyim. Evet, uzun zamandır temas halinde olduğumuz bir husus mutlu sonuna noktalandı çok şükür. Donanmamız bizim göz bebeğimiz biliyorsunuz. Zaten donanma şehri diye etle, tırnak, deviyle vücut gibi bütünleşmişiz. Doğru, donanma kenti göç olarak anılıyoruz. Öyle de anılacağız inşallah. Hep devam edecek bu. Bu süreç içerisinde bizim donanmayla yapmış olduğumuz temaslar sürdü. Ve bu temaslar sonucunda takriben 97 bin metrekarelik bir alanın, şu an donanmanın tasarrufunda olan alanın Gölcük Belediyesi'ne, Gölcük halkına tahsisi talebimiz söz konusuydu. İşte bu görüşmelerimiz hem değerli donanma komutanımız Veysel Amiralimizin samimi katkıları, destekleriyle, hem Deniz Kuvvetleri komutanımız Bülent Amiralimizin destekleriyle, olurlarıyla, en nihayetinde Milli Savunma Bakanımız Sayın Fikri Işık Bey'in bu husustaki gayretiyle, desteğiyle bu iş olumlu olarak sonuçlandı. Onaylandı. Kesinleşti. Bunun 52 bin metrekarelik kısmı, bu 97 bin metrekarede ifade ettiğimiz alanın 52 bin metrekarelik kısmı Migros olarak bilinen bölge. Tamamı 97 bin metrekare. 52 bin metrekare orası yani. Baca bölgesi. Migros'un olduğu yer, baca, bowling salonu, onun yanındaki 4 tane lojmandan oluşan bir alan. Evet. 52 bin metrekare. Orası bizim mülkümüz oluyor Gölcük Belediyesi'nin. Ama biz de onu Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin, yeni hastanenin, bölge hastanesinin orada yapılabilmesi adına Sağlık Bakanlığı'na kıymet takdir komisyonlarının belirlediği bir bedel karşılığı devredeceğiz. Şu an daha devredilmedi ama bundan sonraki aşamada bu devre yapacağız. Yani bu 52 bin metrekarelik alan Gölcük Belediyesi'ne tapulu mülkü olacak olan bu alanı biz bilhare Milli Sağlık Bakanlığı'na hastanenin yapılabilmesi için kıymet takdir komisyonuna belirli fiyat bedeli karşılığında devredeceğiz. 45 bin metrekarelik olan kısımsa aslında 53 bin metrekaredir. Ama tapulu kısım olarak 45 bin, 8 bin metrekare de hemen denizin tarafında olan, dolgudan kazanılan alan olduğu için orası resmi olarak kayıtlarda şimdi gözüküyor ama bilahare bu operasyon bittikten sonra o da dahil edilecek. Bu da Aydın Bey Deresi diye bilinen Gölcük'ün içinden geçen bir deremiz var. Kapalı otoparkın önündeki. Evet, kapalı otoparkın yeni yapılan Albaybırak Caddesi'ndeki kapalı otoparkın önünden giden dere. O dereyi sınır olarak alacaksınız. Onun doğusu komple işte bu 53 bin metrekarelik alan da Gölcük Belediyesi'nin tapulu mülkü oluyor. Ve orada tel örgü, duvar yıkılarak yeni haliyle derenin öteki tarafına yapılacak, yüzme havuzu tarafına yapılacak ve diğer kısımda halka açılacak. Yani ormanlar falan da var. Bunlar yıkılacak ama ne zaman yıkılacak? İçi gazinosu var. Evet, eski içi gazinosu bizim çocukluğumuzun geçtiği yer. Benim 61-72 yıllar arasında orada baraka evler denilen evler vardı. Babam askeri tersanede işçi olduğu için lojman olarak tahsis edilmişti orada. Bizzat yaşamıştı. Anılarımız taptaze, çapçalı. Şimdi yeniden o günleri bir film şeridi gibi hatırladım. O proje, projeden bahsediyor. O projenin içinde neler var? Şimdi o aslında olgunlaşmış bir proje değil şu an itibariyle. Niye? Dedi ki o lojmanların yerine şu an yine batı tarafında, donanmanın batı tarafında yeni lojmanlar yapılacak. Şu an onların TOKİ'ye arsanın tahsisi yapıldı. O lojmanların bitimiyle eş zamanlı olarak buradaki
alan bize devredilecek. Yani burada ekran tapusun yerine tapusun şu an bize geçse de, Gölcük Belediyesi'ne geçse de anlaşmamız protokoldeki, imzamız protokoldeki açık net bir maddemiz var. Oradaki askerlerimizin mağdur olmaması için onlara yeni lojmanlar başladı, başlıyor daha doğrusu. Onların bitimiyle eş zamanlı olarak orası bize tahsis edilecek tek Gölcük Belediyesi. Yani hem hastane için hem de buradaki proje için yıkılan lojman sayısı kadar yeni lojman yapılacak. Evet, ihtiyaç duyulduğu kadar ama hastanede bu beklenmeyecek. Yeni lojman yapılması beklenmeyecek. O hemen tahliye ediliyor. Zaten mikrosuyla boşalttı. Evet, evet, evet. Hazır olsun. Çünkü hastane hemen başlayacağı için. Ama doğu taraftaki bizim alacağımız olan kısımlarda demin ifade ettiğimiz gibi. Ha, bu arada da biz o bölgeyi planlayacağız. O süreç yeni konutlar yapılana kadar imar anlamında neler yapabileceğimizi halkımızla istişare içinde meclisimizle değerlendirerek hatta oradaki mevcut kongre sarayımız onun yanındaki yeşil alanda dahil orayı da bu işin içerisine katarak çok geniş bir alanda gerçekten Gölcük için Gölcük'ün geleceği adına mükemmel bir kazanım oldu orası. Yeni bir yapı, yeni bir alan, yeni bir rekreasyon alanı, kongre merkezleri, çeşitli etkinliklerin yapılabileceği, sosyal, kültürel, sportif, sanatsal etkinliklerin yapılabileceği, fiziki mekanlar, yürüyüş yolları. Yani sonuç itibariyle gerçek anlamda Gölcük'ün gelecek 50 yılına hitap edecek yeni bir alanı Gölcük halkına kavuşturmuş. Takribi olarak ne zaman başlar, ne zaman biter? Şöyle, çok uzun sürmeyeceği ortada. Çünkü TOKİ marifetiyle konutlar hemen yapılması için başladı. Yani ihale süreci falan da o sorun yok. Bu iki yıllık süreç içerisinde tamamı bitmiş olur. Ve gördüğünüz yıldızlaşır. Yani gerçekten bunlar şimdi bizim Gölcük'ün daha büyümesi, daha gelişmesi, geleceğe, yarınlara daha da umutla bakabilmesi adına büyük bir kazanım işin aslında bakarsanız. Temel atacağınıza atabilmeniz için bir arsanın oluşması lazım. İşte arsa oluştu şu an. Bundan sonra onun üzerine istediğimiz temeli atabilecek güçteyiz. En zoru başardık çok şükür. Arsa edinildi. Demin de ifade ettiğimiz gibi başta donanma komutanımız Veysel Kösel amiralimize, Deniz Kuvvetleri komutanımıza ve özellikle Mizyon Bakanımız Fikri Bey'e de sizlerin aracınızla bir kez daha teşekkürlerimi Gölcük halkı adına şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Sevgili Başkanım, İstanbul tarafı kongre merkeziydi ama şimdi Kocaeli tarafının karşı taraf Gölcük'te kongre merkezi oluyor. Olabilecek, o altyapı oluşturuyor. Evet, inşallah. İnşallah olacak. Zaten sirkülasyon bunu gösteriyor. Doğu'yu Batı'yı birleştiriyor. Maşallah. Yok. Devam olun inşallah. İnşallah. Ben hastane konusuna gelmek istiyorum. Şimdi kimilerine göre hastane yapılacak, kimilerine göre de hastane olmayacak diye böyle söylentiler var. Tek itibar edeceğimiz şey devletin ağızları. Onlardan çıkan sözler. Onun için hani sizden bir açıklama. Şimdi işte Ankara'dayken, şimdi ifade ettiğim bu konuyla görüştüm. Hiçbir sıkıntı yok. Bu konuda planlama, projelendirme safhasında. Yani hedef şu, gaye şu, şu an mevcut yerinde hastanenin yapılabilmesi adına bir ihale yapılmıştı zaten. Evet. Müteahhit Beylim. Şimdi aynı ihalenin devamı olarak, yani yeni bir ihale çıkmadan o proje revize edilerek işte askeriyeden, donanmadan alınan bu alana monte edilmeye çalışıyor. Şu an mutfak çalışmaları sürüyor şu an. Zemin ötütleri yapılıyor, sondajlar yapılıyor. Proje revize ediliyor. Yani şu an itibariyle kesin ve net olarak ifade edeyim. Hastanenin orada yapılacağı kesin. O zaman bunda izleyicilerin de görmeyi. Kesinlikle. Ben biliyorum ama başkan bir de canlı yayından kavram olarak ifade edersen bir de o bizim alan trafik açısından döne kavşaklı alt geçit, üst geçit, köprü, merkez gibi. İbrahim Hoca önemli bir şeye değinmiş. Evet. Orada hastaneyi yaptığınız zaman, hastanenizi yaptığınız zaman ulaşımın nasıl olacağı çok önemli. Zaten şu an yüzbaşılar kavşağı mevcut, şu an problem mevcut pozisyonu karşılayamıyor. O konuda doğru diyorsunuz. Şu an Kocaeli Büyükşehir Belediyesi orada bir kavşak projesi çalışmasını başlattı, düğmeye bastı. Yani hastanenin bitimiyle eş zamanlı, hastanenin bitiminden daha önce oradaki kavşak çalışması, köprülü kavşak çalışması bitmiş olacak. Yani o
önemli bir hususa değindi İbrahim Hocam. Doğru, çünkü onu yapmazsanız zaten orada sağlıklı bir hizmet alması mümkün değil. Evet. Hastanenin, o projenin bitiş zamanı... Ya buraya Sayın Sağlık Bakanımız intikal ettiğinde, kazma vurulduğundan itibaren 2 yıl içerisinde azami hastanenin biteceğini bize müjdelemiş idi. İş kazmayı vurmakta başlasın. Bu sene içerisinde herhalde vurulacak. Hayır, bu sene içerisinde kazmanın vurulacağı kesin bir tereddüt yok. Yani bu da zor bir süreçti. Ankara'da bir başka hususta şeye gitmiş, Orman Genel Müdürlüğü'ne gitmiştik. Onu da paylaşayım. Şimdi malumunuz Erikli Düzü, Erikli Tepe gibi farklı isimlerle alınan hemen Beylik, İrşadiye Köyü sınırları içerisinde bir mesire alanımız var. Gidenler vardır. Yüksek kayın ağaçlarının çok yoğun bir şekilde bulunduğu bir tabiat harikası, güzel bir coğrafya. Ben dün oradaydım başkanım. Ha? O bölgedeydim. Sizinle onu da söyleyeyim başkanım. Orada şimdi biz burayı 63 hektar takriben 630 dönümlük alanı tabiat parkı olarak ilan ettirdik. Ve Orman Genel Müdürlüğü'nden Gölcük Belediyesi'ne onun o 630 dönümün tahsisini yaptık. Ve o alanda şimdi biz tabiat parkı inşaatına başladık. İnşaat derken tabii betonlar ve bir şey yapılıyor gibi algılanmasın. Ahşaptan bungalov evler yapılıyor. Yani orada kalabileceğiniz evler. Kır kahvesi, mescidi, günübirlik piknik alanları. Geldiniz sabah çıktınız, haydiniz dağıldınız. Piknik alanlarımız hazır, pikniğinizi yapıyorsunuz. Kampik alanları, çadır kuracağınız. Gideceksiniz, birkaç gün kalmak istiyorsunuz. Ayrıca kamp alanları oluşturuluyor. Seyir kuleleri var. Yani yüksek ahşaptan kuleler yapılacak. Çevreyi, doğayı izleme anlamında. Macera parkımız var. Yani ağaçtan ağaca, Tarzan gibi tabir yerindeyse gideceğiniz tabii tedbirleri, güvenlik tedbirleri sağlanıyor. Tesis standartlarında. Macera parklarımız, yürüyüş alanlarımız, günlük spor yapabileceğimiz, aktivite yapacağımız alanlar, rekreasyon alanları. Gerçekten komplike bir proje. İhalesini geçen Aralık ayında yapmıştık işin aslına bakarsanız. Ama kar nedeniyle oraya müteahhit girememişti. Şu an müteahhit çalışmalarına, yükseliş çalışmalarına başladı. Bu yıl sonuna kadar bitireceğiz orayı. Yani Gölcük'ün artık bir tabiat parkı var. Önümüzdeki bahar orada tıklık yapmaya gideceğiz. Sevgili başkanım, kardeşlerim sorular soracaklar. Ben de sormayacağım dedim ama duramıyor, dayanamıyor. Şimdi oranın reklamı siz yapmadınız. Projenin içinde kenar atışta da beraberdik. Çok önemli bir dünya buluşması oldu. Ve Bursa'yla Kocaeli Gölcük arasını birleştirdiniz. İzne'ye yol gidiyor şimdi o arada. Doğru, doğru. İzne sınırıyla bir şey. Yani o yol da açıldı sayenizde. Evet. Artı bir de hani yayla turizmi, sahilde bunalan insanlarımızı o bölgeye davet ediyoruz. Neden diyeceksiniz? Ben öyle asfaltı, öyle yolları, engeller, bariyerler, çizgiler, sarı çizgiler çok mükemmel. Karayolu standartlarında bir yani o... Tabii Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim ağabeyimize, büyüğümüze de buradan teşekkürlerimi ve selamlarımızı iletelim. Mükemmel bir taş yol örülüyor İrşadiye o bölgede. Yolları imar ediyorlar. Evet, onu da söylemeden geçmeyin diyorum. Evet. Çok hikaye var da, yani gerçekten alanına girmeyin diyorum. Gerçekten o bölge, evet. Bilenler net olarak biliyor, o en yoğun sıcakların yaşandığı Temmuz-Ağustos aylarında bile güneşin içeriye giremediği, kayın ağaçlarının yoğun olduğu, buz gibi su pınarlarının olduğu bir bölge. Yani denize isteyen denize gidecek yazın ama biz serinlemek istiyoruz, tabiatla, coğrafyayla baş başa kalmak istiyorlar. Erikli Düzü'ne çıkacak ve orada pikniğini, kampını yapacak. Dün 90'lı annelerin ellerini öptüm başkanım. Yani arkadaşlarımı da arzumlu. 90'lıklar orada delikanlı gibi dolanıyor. Dolanıyorlar. Maşallah. Oraya gidiyor. Mesaj vermeyi sizin sayenizde söylemek istiyorum. Allah razı olsun. Yani sonuç itibariyle şunu ifade etmek istiyoruz. Rutin günlük işlerimiz devam ediyor. Depremden sonraki yeniden yapılanma süreci içerisindeki önemli sıkıntılarımız ve problemlerimizi aştık mutlaka. Ama artık bunun da bağlamında, paralelinde gelecek yıllarımızı bizim adımıza, halkımızın adına, Gölcük adına daha da
mutlu, daha da sağlıklı, daha da huzurlu kılabilme adına büyük projelerinde, büyük geleceğe yönelik adımları da atmaktayız. İnşallah bunlar bütünleştiğinde yarın Gölcük daha da sağlıklı, daha da mutlu, daha da huzurlu bir kent haline gelecek. Başkanım, çok önemli bir konuyu kardeşlerimle bağışlasa araya gireceğim, tekrar onu söyleyeyim. Geçen iki hafta boyunca Gölcük'te yerel yönetim anlamında mahalle temsilcileriyle, vatandaşlarla toplantı yaptınız. Halka açık bir toplantı oldu. Bütün mahallelerdeki kardeşlerin dertlerini dinlediniz. Doğru. Planlar aldınız, projeler aldınız. Çok önemli bir kavramdı benim için. Çünkü halkı birinci ağızdan dinlemeyi siz uzun yıllardan beri, 36 yıllık belediyelik hayatında yaptınız. Doğru, bu önemli. Bu çok önemli bir konuydu. Yani seçimlerle böyle kafa karışıklığı demeyeyim ama yorgunluğun devamında... Az önce Hülya Hanım hastane açısından da bahsetti yani, şurada evet, şurada şöyle konuşuluyor, evet, kurulacak, yapılacak. Evet. Onun için birebir temas evet, çok önemli. Yani yetkili ağızlardan işin aslına bakarsanız... Bunun için biz de aydınlatalım diye... Ya, teşekkür ediyorum, biz de sizin aracınızla kamuoyunda bu bilgileri paylaşıyoruz. Yapı olarak da, karakter olarak da, yönetim anlayışı için, açısından da ben zaten İbrahim Hocamızın ifade ettiği noktadayım. Yani halkla olabildiğince beraber olmayı arzu ediyorum. Çünkü eğer mesafe çok uzarsa mesela fitne giriyor, dedikodu giriyor. Bir takım yalan yanlış bilgiler ortaya giriyor. Toplum kamuoyu yanlış bilgilendiriliyor. Aslında biz bu konuda en şeffaf ve açık bir belediye başkanı olarak hizmet üretmekteyiz. Bunu da devam ettireceğiz ama şunu ifade etmek istiyorum. Gölcük halkı gelecekle ilgili güzel hayaller kurmaya devam etsin. Evet, son cevap. Ben son söz olarak Sayın Başkanım, yoğun işleriniz arasında bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Aslında size soracağımız daha çok sorular var. Yine geliriz. Battı çıktığı soracaktı. Yine geliriz. İşte yol genişletmesini... Zaman daraldı ama yine geliriz. Enerjisini soracaktık. Daha soracağımız çok konular var. İnşallah tekrar bir araya gelmek... Mesafeyi uzatmayalım diyoruz. Evet, yakınız zaten. Binalarımız da yakın. Mekanlarımız da evet, yakın. Biz de çok buradayız. Her zaman bekleriz. Teşekkür ediyoruz bize evet, vakit ayırıp gelmek. Ben de teşekkür ediyorum bu imkanı sunduğunuz için. Aynı zamanda herkesin, evet, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını ben evet, şimdiden kutluyorum. Evet. Tebrik ediyorum. Yüce Rabbim İnşallah layıkıyla idrak edenlerden eyler her birimizi. İnşallah. Tuttuğumuz oruçları kabul eder, ibadetlerimizi tam ve noksan olarak yapmış oluruz. Sevgili Başkanım, ben hemen kapanmadan tekrar bir araya giriyorum. Bir de sözünü almak istiyorum öncelikle. Çok önemli bir proje var bölgemizde. İklimlenme şartlarıyla ilgili Kocaeli'de yaşadık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın temsilcileriyle, Büyükşehir'le, yerel yöneticilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla. Dün de ÇED raporuyla RES programı, rüzgar enerji santralleri ile ilgili irşadiyede o bölgenin köyleri toplanmıştı. Çok önemli bir konu. Gölcük Belediye Başkanlığımızdan da iki başkan yardımcımız oldu. Gönderdik, görevlendirdik. Levent Bey'i gönderdik. Levent Bey oradaydılar. Ben ayrıca bu konuyu da siz de kendi bilgilerinizle dahilinde belediyenin, bu bölgemizin insanının da neler olacak, neler bitiyor diye onu da bir başka programda... Hayır, çok önemli bir proje. Konu, evet. Hem bunu, çevreyi ilgilendiren bir evet, husus, evet, hem ülke ekonomisini ilgilendiren bir husus ama aynen, biz tabii çevrenin maddi her türlü değerin üstünde önemi olduğunu da idrak eden bir düşünceye sahibiz. Bu dengeyi bozmadan yapılacak olanların yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu hususu özellikle bir değerlendirmekte de isabet görüyorum. Oh, evet, sağ olun sevgili başkanım. Da tekrar yine bir araya gelip bu konuda da halkı... Evet. Herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Başkanımız da bize vakit ayırdığı için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın sayın.